Yine bir ekipman takam ama sorunsalı. İşte bu kadar. Hadi Coşkun abi, gidemiyorsun. Şimdi yanaşalım. Şimdi benim traktöre alışmışım, elim buraya gidiyor. Burada benim ayar şeyi var ya. Şimdi böyle gel. Ulan helal olsun sana be. Çek istobu. Çek bir tane. Abi niye yendi? Yan sana. Gerçekten inanılmaz hareketler yapıyor kendisi. Arkadaşlar merhaba. Bugün köyde çok değer verdiğim bir amcama yardıma gidiyorum. Kendisi köyün önde gelen koyun yetiştiricilerinden biri. Yanlış bilmiyorsam 400'ün üzerinde falan koyunu var kendisinin. Bu işi gerçekten hakkıyla yapıyor. Şimdi ben de bugün Ford'umuza tesviye küreğini bağlayıp gidip koyun ağalındaki gübreyi küreyeceğim. Yani bir araya toplayacağım. Ondan sonra yükleyip boşaltılması gereken yere götürüp boşaltacağız. Yani Ford'umuz görüyorsunuz arkadaşlar, her türlü işe yetişiyor kendisi. 50 yaşına gelmesine rağmen yine her türlü kilit noktada işimize yarıyor. Şimdi laf fazla uzatmadan gidip tesviye küreğimizi bağlayıp işe başlayalım isterseniz. Yine bir ekipman takam ama sorunsalı arkadaşlar, gerçekten şu işi hiç sevmiyorum. Yani bunun daha pratik bir yolu olması lazım. Geliştirmeleri lazım. Bu böyle dursun. Gel bakalım Tapan kardeş. Al işte bak. Ya iki parmaklık şeyi ben şimdi gözümle nasıl ayarlayayım oradan? Şimdi imbin yapacağız. Bunun da el freni yok, durmuyor. Bizim tarım makinalarında bir tane profesör vardı. Bu tip şeyleri bağlarken en az 3 kişi olacakmış. Dedim hocam bu şart mı? Diyor şart. Diyorum hep ben kendim tek bağlıyorum. Diyor olmaz, bağlayamazsın. Diyorum bağlıyorum. Adama inandıramadım tek başıma bağladığımı bu ekipmanları. Ama gerçekten yani tek kişinin harcı pek değil ya. Şimdi bak gerdi şu kollar. Ben ne yapayım şimdi? Hulk değilim ki bunu buradan tutup böyle koyayım. Arkadaşlar. İşte bu kadar. Ne taktım ama. Bunu biraz uydurma taktık ama vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hey yavrum be, şu sese bak Allah'ım. Şimdi Ford'cum sen şöyle dur. Yola paralel dur, ileri geri kaçma. Bu el freni böyle kalkıyor. Aslında tutuyor da, yani bunu tutan tırnaklar kırıldığı için böyle durmuyor havada. Sıkıntı orada. O yüzden bayır yerlerde yola paralel bırakıyorsun, sorun çözülüyor. Şimdi şu kapıyı örtelim. Artık gidebiliriz. Şu iş eldivenlerini çıkartıp böyle kalın bir eldiven takayım. Hava gerçekten soğuk arkadaşlar. Kar var zaten yerlerde görüyorsunuz. Burası da bizim meşhur köyümüz. Yakında
buralar tamamen kar oldu zaten. Ondan sonra böyle daha doğru gitmeye falan çalışırız. O tip videolar da çekeriz. Biz sadece kanalı takipte kalın arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek. Ağılımız burası arkadaşlar. Malum 400 coin dedim. Haliyle biraz büyük. Aa. Resmen dönmedi. Sanırım gübre yüklemeye de Coşkun abi gelmiş. New Holland TD100 ile. Cemaat nerede acaba? Evet arkadaşlar, şimdi bu yanaşan kısmı Coşkun abi ne olan TD100 ile kazıyacak. Bu kalan kısmı da ben yapacağım. Hadi bakalım. Bunu bu tarafa çevirelim şimdi Yalçın amca. Çevir oğlum. Az kaldırayım ha. O tarafa attırır da. Ben diyorum ki buradan azar azar ala ala attıralım. Zorlattırmadan. Bir kişi şimdi oraya otursa götürür. Bir kişi otursa diyorum götürür. Az hızlı vurduracağım Yalçın amca. Sıkı tutun. Hoş geldin babacığım. Adam teftişe geliyor bizi. Şimdi bak, bu traktörü şuraya yanaşacaksın, tamam mı? Şoförlüğünü test edeceğim seni. Anlaştık mı? Kameranın ışığı yanıyor mu? Bak bakayım. Kameranın ışığı yanıyor mu?
Hadi bak gidiyoruz. Oraya çok düzgün bir şekilde yanaşmanı istiyorum senden. Anlamadım. Bırakayım da. Şimdi böyle gel. Ulan helal olsun sana be. Çek istobu. Yok biraz daha uzun çek. İstop da etmiyor ya. Çak bir tane de. Ama niye yandı? Yansana. Geliyorum. Vay Yalçın amcanın traktörü arkadaşlar. 5410. Hasret edisyon. Şimdi yüklenip taşınacak arkadaşlar bunlar. Öyle yani başka bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi işin büyüğünü yine Ford yaptı yani. Şöyle gördüğünüz gibi buraları komple tesviye ettik. Oraya yığdım güzelce. Oradan yükleyip traktöre götüreceğiz. Burayı buraya yığdım. Öyle. Bu da beceriksiz Coşkun abi. Gördüğünüz gibi beceremiyor. Oldu mu şimdi? Ha? Ne kadar güzel ben tesviye ettim. Oldu mu bu? Ama tabii. Evet, Coşkun abi geliyor. Coşkun abi, bakalım yükleyebilecek mi? Bir tarafları kırmadan. Evet, ilk hatasını yaptı. İşte budur. Gerçekten inanılmaz hareketler yapıyor kendisi. Gel Yalçın amca. Bir tane daha atsaydı keşke ya. Ha tamam. Böyle bir taraflı oldu da o yüzden dedim. Coşkun abi gerçekten inanılmaz yükledin. Yani seni tebrik ediyorum. Söylemek istediğin bir şey var mı? Evet efendim, arkadaş düzgün yanaşamadığı için. Yani yine suçlu Yalçın amca oluyor. Tabii, kesin. Kesin. Sende bir problem yok. Bende yok abi, bizde sıkıntı yok. Biz düz alanda çalışıyoruz. Peki, bir şey demiyorum. Bak adam, şoför adam. Bak nerelerden geri geri geliyor. Geldim Yalçın amcam. Nerede kestirdin ya? Sorma gavur, kapıyı taktıranda çapak var inmişsin, demirde de. Hay Allah. Şöyle bir santıma kadar da içeriye derim. Ya. İyi de ona bir güzel pansuman yapsaydım öyle pis yerde. Bir şey yapmamıştım da yapacağım. Ona bir şey yap Yalçın amca. Olmaz. Fal orada. Adamı göreyim ey ya. Tam erkek ya. Bak bak. Beni almadın ya oğlum. Ford nasıl Yalçın amca? Ford orijinal. Üstü gören Ford. Değil mi? Aynen. Bunlar. Bunlar.
sene kabin takosları da bağımsızlığını ilan etmiş biraz. Aynen öyle, onlar yağlanacak, yağlanacak. Yok, yağlanmadan değil, onun çözümü ben de. Sen bunu bana bırak, bir gün ben bunu yaparım. Tamam abi. Orada neydi duvar, bu duvarı yıkacağım orayı bir yerde. Coşkun abi iş yani, yapabilirim. Yani. Belli olmaz. Coşkun'un durumu iyi değilim. Biz bu kapıyı nasıl açacağız? Ne dedi, aradın mı? Aradım. Dedi kapıyı bir şekilde açın, oradan kırmızı çatıyordur. Bunu halletmiştim zaten, ben banyo makinesini düşünüyorum. He. Tam yoldan kurtuldum. Bana mısın demiyor. İndir Yalçın amca. Arkadaş, bir köyün her yeri mi güzel olur ya? Az önce diyordu ki Coşun abi, yanaşamıyor, o yüzden yükleyemiyorum falandır filandır. Ya nasıl yanaşın buraya? Nasıl ya şimdi yanaşın? Çamur atacak ya. Yani. Adam 10 numara yanaştı şimdi Coşkun abi, lütfen. Aslında güzel duruyor bu kepçe var ya. Değil mi öyle? Ya bu şey olmasa iyi. Yamukluk olmasa var ya. 10 numara aslında. İyi şey yapıyor ya. Ya işte fazla da az üçüyesi bir taraf çok gidiyor, anladın mı? Oradan ayar yapamıyorum, anladın mı? Bir taraf doğru. Havada kalıyor. Ben de istiyorum ki temiz olsun. Epey günahlık bu işi de. Epey. Ağırlık olarak çok ağır mı peki bu ön cepçe, yoksa? Bir ton. Bir ton? Kovayla kollar. Uf. Hala şase hariç. 500 kilo kollar, 500 kilo şey. Bir de malzeme aldığını düşün ağzına. Arka, yahu zaten ufak yani. İşte bunun arkaya ağırlık biraz çok olması lazım değil mi? Disipi gibi dengeli, geniş olması lazım arka tarafını, anlatabiliyor muyum? Hmm. Doğru. Disipi gibi olması lazım. Haklısın. Arkaya koyacakları aparat, her neyse. Onu fabrikanın yapması lazım. Aynen öyle. Aslında var böyle takılan ağırlıklar, 3 noktaya da onlara da çok para isterler ya. Çok. Şimdi sen buna anladığım kadarıyla taş doldurmuşsun. En fazla ne kadar ağır olur ki bu taş? Diye ki bak. Anlıyor, hareketlerinden anlıyor. Beden diliyle anlatabiliyor diyorsun.
böyle kızdırma hoşuma gidiyor. Sök yer. Bazı mevzu söksün diye yaptı ya diyor. Bak sana hiçbir şey demiyor ha. Görüyorsun değil mi? Ha ben ettim ama sen gidiyorsun. Sen şimdi gidebiliyorsun diye gel. Ben kaçtım. Benim hazır ya. Geç. Bu tarafa gideceğiz şimdi. Araba falan var mı? Yok. Olsa da umurumda değil. Döndüm valla. Ne burada? Öyle kolay devrilmez. Bunu da bunun yanına döşelim. Kapağı açacağım, bir şeye dokunma, tamam mı? Hadi sana güveniyorum. Süper kapak ya, valla. Nasıl? Aha. Çok şeydi. Lan bunun el frenle ne olmuş? Öyle dursun. Şimdi anne çağırıyor. Yemek yiyeceğiz, tamam mı? Evet arkadaşlar, karnımızı doyurduk. Şimdi yanaşalım. Şimdi benim traktöre alışmışım. Elim buraya gidiyor. Burada benim ayar şeyi var ya. Bu modelde yok neden? Nedenini bilmiyorum ama koymamışlar. Arkadaşlar son seferimizi de yükledik. Bunu da boşalttıktan sonra işimiz bitecek. Değil mi Mert? Tamam 5 sefer işte. Bu 5. seferimiz. Ha hadi istobet bakayım. Hadi Coşkun abicim. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Videoyu ne zaman atarsın? Gizli yapıcıda. Sen ne zaman istersen. Yaz şöyle görüşürüz. Tamam görüşmek üzere. Sizin ablacım. Hadi görüşürüz. Mert. Fatuş. Beş konuştuk o kadar. Onların hepsini koyacağım Coşkun. Vallahi atacağım. Ben bunu anahtarla nereye koydum? Anahtarı. Ha burada. Bir an dedim ki anahtar nerede? We'll be right back.
biz sollardık da ayıp olur. Zaten ben buradan ayrılacağım. Ulan bana bak. E çık işte, zorlama beni ya. Ama pratik açım takıyorum arkadaşlar yani. O konuda üstüme tanımıyorum. Şuraya bakın ya. Yani iki parmak bile değil aradaki mesafe. Öyle yerlere gidip çıkıyor ya. Evet. Evet baba. Tamam, dursun işte, neyi var? Burayı da kapatalım. Evet arkadaşlar, eve geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz tabii beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.